Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 13. haftası 2. videosundayız. Yani dikdörtgende kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dikdörtgenin özelliklerinden bahsedeceğiz bu videoda. Öncelikle şunu söyleyeyim paralel kenarın özelliklerini sağlıyordu. Paralel kenardaki özellikler yine burada geçerli. Atlamızın bir köşesinde bu kalsın. Ee, i̇lk özelliğimiz neymiş? Dikdörtgende köşegenler birbirine eşittir. Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Bir dikdörtgen A ve B diyecek olursak bu köşegen nedir? Kare içinde A kare artı B kare eşittir. Peki diğer köşegeni de çizsen bu da B ya. Kare içinde A kare artı B kare eşittir. Dolayısıyla köşegenler birbirine gerçekten eşit oldu mu? Oldu. Peki köşegenler birbirine eşit. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Hocam şunlar birbirine eşit mi? Eşit. E burası da 90 derece ya. Yani paralel kenarın özelliğinden dolayı köşegenler birbirini ortalıyordu. E 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem şundan dolayı burası da eşit oldu. E o zaman Köşegenler birbirini ortaladığından burası da eşit oldu. Bakın ne çıktı? İkinci bir ispat daha bu olmuş oldu hatta. Hocam burası iki tane çift çizgi burası da iki tane çift çizgi oldu. Dolayısıyla köşegenler eşit. Hatta köşegenlerin kesim noktasından köşelere olan uzakları da ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu. Evet ilk özelliğimiz buydu. Bu e, ne, özelliğini nerede kullanıyoruz? Bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde diğer köşegeni de biz çiziyoruz arkadaşlar hatta buradaki köşegenlerin kesim noktasından böyle şu eşitleri de kullandığımız durumlarda söz konusu özel açı sorularında çok karşımıza çıkıyor. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi bunu paralel kenarda da vermiştik arkadaşlar. bir köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşit. Aynısı dikdörtgende de geçerli. Bu özelliği yazmak zorunda değildik aslında. Paralel kenarda verdik. A burada da hatırlatalım. Bu da dikdörtgende çok karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi nedir diye soracak olursanız. Hocam şu üçgenin alanı ile bu üçgenin alanı aynı mı? Aynı. E bunların tabanları aynı olduğuna göre yükseklerinden olması lazım aynı olması lazım. Birinci yol bu. İkinci yolda şu. Alfa beta'ya dalacak olursak alfa beta alfa beta alfa beta. Hocam şu kenarlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Niye? Çünkü dikdörtgenin karşı kenarları eşit olduğundan dolayı. E o zaman şu üçgenler ne oldu arkadaşlar? Bak çift çizgileri yokmuş gibi düşünün şimdi. Şu üçgenler ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. O yüzden beta'nın karşı çift çizgi ise beta'nın karşı çift çizgi diyoruz. Hatta ve hatta alfa'nın karşısındaki kenarlar da birbirine eşit. Yani dikmeleri çizdiği zaman karşılıklı köşelerden bu köşelere olan uzaklıkları da birbirine eşit olmuş oluyor. Yani şu parçada da şu parça birbirine eşit olmuş oluyor. Eş üçgenden geliyor. Hatta paraya kenarda biz şunu da söylemiştik arkadaşlar. Buradan dolayı gelmişti e, ispatı. Şöyle bir şey olduğunda Hani köşegen üzerinde bir nokta alıp karşılıklı köşelere çizildiğinde ya yani mesela şuradan aldın şuradan şuraya şuradan şuraya çizdiğinde buradaki üçgenlerin alanları da birbirinin tıpkısında aynısı oluyordu. Sebep hocam tabanları aynı buradan çizilen yükseklikle buradan çizilen yükseklik, de buradan çizilen yükseklik de aynı değil midir? Çünkü karşılıklı köşelerden çizilen yükseklikler aynı. E o yüzden buradaki alanlar birbirine eşit hatta buradaki alanlar da yine birbirine eşittir muhabbetini Nerede yapmıştık? Bir de paralel kenarda da söylemiştik arkadaşlar. Paralel kenardaki o tür sorular e, onunla ilgili işlemde sorulan sorular burada da yine karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bir üçüncüsü de şu. Dikdörtgenin içinde ya da dışındaki bir noktadan karşılıklı köşede çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşittir. Evet gençler bak şimdi burada bir nokta aldım ya da dışarıda bir nokta aldım. Karşılıklı köşelere yani şu köşelere PA'nın karesi artı PC'nin karesi diğer karşılıklı köşelere pb'nin karesi artı pd'nin karesine eşittir. Ya zaten bakın şimdi bir dört e, özellikleri şöyle bir oturtalım isterseniz. Dörtgenlerden itibaren küçük özellikler aslında birbirine benziyor. Yani hep böyle ilginç özellikler birbirine benziyor. Bu özelliklerin içerisinde 90 olanlarda kareleri var. Mesela 90 olan ne? Bir herhangi bir dörtgende köşegenler dik kesirse ne demiştik? Hocam karşılıklı Kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir dememiş miydik? Evet. Bak bu da aynısı. Dikdörtgen. 90 derece var sonuçta işin içerisinde. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları bu da. Bak. Buradaki noktadan karşılıklı köşelere çizdiğim uzunlukların kareleri toplamları. Yani PA'nın karesi artı PC'nin karesi. PB'nin karesi artı PD'nin karesi. Bu da benziyor aslında. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları. Ha, uzunluk olunca da yine aynı şekilde. Bak paralel kenarda da şunu vermiştik hatırlarsanız. Hocam şöyle paraleller çizildiğinde de bu paraleller çizildiğinde de ne demiştik arkadaşlar? Bu sefer de karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar toplamı demiştik. Ha, yani hemen hemen ilginç özellikler birbirine benziyor. Böyle 90 dereceli olanlarda sadece karşılıklı kareleri toplamları birbirine eşit oluyor. ve ee, herhangi bir şekilde paralel kenar olduğu zaman 90'lık da olmadığı zaman ki buradaki 90'lık da oluyor. Bak bu da 90 derecede verilebiliyor. Bu 90 derece olması karıştırmayın. Paralellik olduğu anlamına da geliyor. Bunda neydi arkadaşlar? Karşılıklı uzunluklar toplamları birbirine eşitti. Yani şurası A, burası B, burası C, burası D ise A artı D, B artı C'ye eşitti. Yani böylelikle bütün özelliklerinde yani bu ilginç özelliklerinde birbirine benzerliğini bu şekilde size göstermiş olduk arkadaşlar. E, 90 olanlarda köşegenleri dik kesenler ya da dikdörtgenin içerisinde alınan bir noktadan böyle uzunluklar çizildiğinde karşılıklı kareleri toplamları birbirine eşit. Paraya kenarda da toplamları birbirine eşit arkadaşlar. Umarım bundan sonra aklınıza kalır. Bu nokta dışarıda olsa bile yine aynı. Dışarıda olduğunda da yine karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları yani PA'nın karesi artı PC'nin karesi PD'nin karesi artı PB'nin karesine eşittir arkadaşlar. Ya hocam bunun ispatı nereden geliyor diye soracak olursanız bir buradan dik çizersiniz bir buradan dik çizersiniz. Buradaki ispatı ben size yapmıştım ama bunun ispatını yapmayayım. Buradaki pisagorlardan kendiliğinden çıkıyor zaten arkadaşlar. Şuraya işte MN deyin. O zaman burası da MN. Buraya X, Y deyip ikili Pisagorlar yaptığınız zaman sonuca ulaşırsınız. Ama bunun ispatı zor olduğu için böyle bir soru geldiğinde ispatıyla uğraşmamak için bunu bilseniz iyi olur diyoruz arkadaşlar. İspat da siz rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu aynısının ispatını ben zaten burada yaptım. Bunu da siz rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet en azından şu şekilde aklınızda kalır. Şu dörtgendeki bu köşegenlerin dik kesmesi karşılıklı kareleri toplamları birbirine eşit. Burada da aynısı kareleri toplamları birbirine eşit. Bir çağrışım yaptırdım sadece. Evet özellikler bunlar mı arkadaşlar? Bunlar. Hadi bakalım sorulara başlayalım. ABC'de dikdörtgen. AC ve BD köşegen. Hmm, şunlar köşegen. Şimdi arkadaşlar şu parçayla şu parça eşit verilmiş. Tamam. AE uzunluğuna K dersek. Şu uzunluğa K dedim. BD uzunluğu 2K'ymış. BD uzunluğu 2K'ymış. Şurası 2K. Aa 2K. Hocam şunlar birbirine eşit değil miydi hep? köşegenler. Hatta kesim noktasından şu köşeler olan uzaklıkları da birleşti. Hocam burası 2K ise o zaman bunlar KK oldu. A çift çizgi dediğimiz uzunluk K oldu. O zaman burası da K oldu. Şurada da bir x kenarlık çıktı mı? Çıktı. Şu x kenarlığı kullanayım. Benden herhangi bir açı isteniyor. Şuraya bir alfa alfa diyeyim. 2 iç açı bir dış açı mı? Evet burası 2 alfa. Hocam x kenar. E burası da 2 alfa. Dikkat et. Şurada da x kenar üçgen var. Alfa iken burası da alfa oldu mu? Oldu. Bizden ne isteniyor? 4 alfa 5 alfa. 5 alfa eşittir 180 olduğundan alfayı buradan 36 bulduk. Bizden ADB açısı isteniyor. ADB. Yani şurada kaç isteniyor? E alfayı 36 bulduysak gençler 36 ise 90'a tamamlayanı burası 54'tür. E hocam şuradaki x kenarlıktan dolayı burası da 54 yaptı mı? Yaptı. Cevabımız böylelikle 54 derece oldu. Geldik ikinci soruya. Dikkat. ABC'de dikdörtgen demiş. Alfa kaç derecedir diye soruluyor. DE ile AC birbirine eşit verilmiş. Hocam şu köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. DE ile AC birbirine eşit verilmiş. Köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilince diğer köşegeni de siz çizin kardeşim. Hadi çizelim bakalım. Diğer köşegeni ben çizdiğim zaman köşegenler nasıldı? Birbirine eşitti. Hatta şu küçük parçalar birbirine eşitti. Hatta köşegenler de birbirine eşitti. Şu eşitliği de şöyle göstereyim. A önceden şu parçayla şu parça eşitti ama köşegenlerin eşitliğini gösterince şimdi şu mavi ile bu kırmızı da eşit oldu mu? Oldu. Yani ikiz kenar üçgen çıktı. E buradan ne çıktı o zaman? 70 ise burada kaçı da 70 mi? Evet. Burada kaçı da 70. Hocam 70 70 140'tan burası 40 oldu. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Şöyle de yürüyebilirsiniz. Hocam 70 90'sı zaten burası 20. 70 90 dik üçgenden dolayı 20. E hocam 70 ise bu açının tamamı 70. O zaman buraya kaç kaldı? 50 kaldı diyebilirsin. 50 ise buraya 40 kaldı. X kenarlıktan dolayı alfaya da kaç derece kaldı? 40 derece kaldı diyebilirsin. Ya da en başta nerede yapacaktım ben? Hemen onu göstereyim. 70 ise direkt 70 burası. 70, 70, 140'tan hocam burası 40. 40 ise 50 kaldı buraya. 50 ise x kenarlıktan burası da 50. E o zaman buraya da kaç kaldı? 40 kaldı diyebiliriz. Evet böylelikle örnek 12'nin cevabını 40 bulduk. Geldik örnek 13'e. Evet öncelikle bu bir şey verilmiş dikdörtgen. Şuradaki açılar verilmiş. Arkadaşlar bir açıyı kullanacağız. Kesin net bir bilgi. Açıların eşitliğini vermiş bize. Açıları kullanalım. Ama öncelikle köşegenler çizilmiş. Şu köşegende şunlar birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. Şu eşitleri bir yazalım. Hocam burası alfa iken burası da alfa verilmiş. Peki ben buraya bir alfa diyecek olursam e, şu tamamı 90 beta diyecek olursam buraya da x kenarlıktan alfa oldu. Buraya beta yani alfa artı betanın 90 derece olmasını kullanıyorum. Burada arkadaşlar alfa artı beta 90 derece ya. Şuradaki açı. A alfa ile beta yan yana geldi. Alfa artı beta 90 derece olduğundan burası da 90 derece oldu. E hocam 16 ise alt tarafta 16. Buraya kadar kısım kaç çıktı o zaman? 10 çıktı. Şimdi bizden bu üçgenin alanı isteniliyor. Aslında özel bir durum var. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. X kenarı çizerek bir sonuca da ulaşabilirsiniz ama ben oradan yapmayayım. Bir üçgenin alanı neydi? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 değil miydi? Evet. Hemen tabana ait yüksekliği çizebiliriz. Şu tabana ait yüksekliği çizdik diyelim. Şuradan çizdik. E hocam çizince ne oldu burada? Ya sen burada ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda bir şey yaptın. İkiz kenarda çizilen yükseklik 16'yı 2 eşit parçaya bölecek. 8 8 yani buraya 2 kaldı. E hocam yükseklik lazım bana. H kare bakın dikten dik çizilmiş oldu. H kare eşittir. P çarpı K'dan. H buradan ne geldi? 4 geldi. Aşı da buradan 4 bulduysak eğer üçgenin alanı ne yapıyor arkadaşlar? Tabanımız 10. Yüksekliğimiz 4. 10 çarpı 4 bölü 2. Yani cevabımız 20 yapar. Örnek 13 20 çıktı. Geldik örnek 14'e. Ay bu yer yetecek mi? Hadi bakalım. Biraz yerimiz az olmuş. Bir bakalım. Şimdi yukarıda mı yapsam aşağıda mı yapsam diye düşünüyorum. Evet gençler ABC'de dikdörtgeninde AB üzerindeki bir E noktası seçiliyor. Hemen bir tane ABCD dikdörtgeni çizelim arkadaşlar. Şöyle bir ABCD dikdörtgeni çizelim. Hatta şekli şöyle biraz büyük çizeyim de. Net bir şekilde gözüksün. Harfleri de yazalım. A, B, C ve D. Hemen çizdik. Hatta bu dikdörtgen bir daha lazım olacak bana galiba. Öyle gözüküyor. Evet. Dikdörtgenin ağırlık merkezi. Arkadaşlar dikdörtgenin ağırlık merkezi. Bak yeri geçip şey söyleyeyim. Biz burada sadece soru çözümü yapmıyoruz. Konu anlatımı yapıyoruz. Paralelkenar, dikdörtgen, kare, eşkenar, dörtgen. Bu saydığım dörtgenlerin ağırlık merkezi dediğimiz yer köşegenlerin kesim noktasıdır. Ve köşegenlerin kesim noktası. Bak paralel kenarda göstereyim ben size o, o bilgiyi. Dikkat dikkat dinleyin beni. Paralel da hatta şimdi özel bir durum söyleyeceğim. Arkadaşlar ağırlık merkezi dediğimiz yer köşegenlerin kesim noktasıdır köşegenlerin kesim noktasıdır. İşte tam olarak burası. Hatta ben bunu şöyle çizeyim de şimdi bir şey lazım olacak. Köşegenlerin kesim noktası ağırlık merkezi dediğimiz yerdir arkadaşlar. Yani sen buradan parmağınla tutsan ağırlık merkezi dengede kalır bu levhayı mesela. E, şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde dikdörtgende de odur arkadaşlar. E, hatta bu ağırlık merkezinin paraya kenar dikdörtgen karede ve eşkenar dörtgende şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu ağırlık merkezinden geçen herhangi bir doğru. Bak dikkat. Bu ağırlık merkezinden geçen herhangi bir doğru. O doğru şöyle olabilir. O doğru şöyle olabilir. Hiç fark etmez. O doğru şöyle olabilir. Hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde olsun. Mesela şöyle olsun. Eğer bu ağırlık merkezinden geçen bir doğru varsa bu saydığım şekillerdeki paralel kenardaki dikdörtgendeki karedeki eşkenar dörtgendeki alanı 2 eşit yarıya ayırır arkadaşlar. ÖSYM bununla ilgili bir soru sorabilir. Dikkat edin buna. Hocam nereden geliyor peki bu? Bakın ağırlık merkezi burası ya. Yani köşegenlerin kesim noktası burası. Tamam. Şunu şöyle çizdik. Bu mavi çizgi 2 eşit alana ayırıyor dedim. Dikdörtgende de aynı şekilde. Niye hocam? Çünkü bunlar birbirine eşit. Hocam o zaman bunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit ya. Hocam bak şimdi şurada kalan A ise kelebekteki oran birebir olduğundan burada kalan da A'dır. Burada kalan B ise, burada kalan da B' midir? Evet. A, bir tane alan A artı B, yani dörtte biri Köşegenlerin böyle ayırdığı yer. Hocam, burası da A artı B, burası da A artı B. Dikkat, tüm alan kaç yaptı? 4A artı 4B yaptı arkadaşlar. Şimdi 4A artı 4B, E tamam. Şu alana bakın, gerçekten iki eşit parçaya ayırmış mı? Hocam, A artı B artı A artı B. Gördüğünüz üzere, bu alan da 2A artı 2B, bu alan da 2A artı 2B. Demek ki gerçekten bu sonucumuz doğru bir sonuç. Dediğim gibi paralel kenarda ya da bunun özel hallerinde köşe kesim noktasından geçen herhangi bir doğru paralel kenarı iki eşit alana ayırıyor. Tamam. Yeri gelmişken burada da söylemek istedim arkadaşlar. Biz şu an konu anlatımı yapıyoruz. Soru çözümü yapmıyoruz ki. Konu anlatımında bu geldi aklıma bunu da size söylemek istedim. Evet diyor ki şimdi. ABCD dikdörtgeninde AB üzerinde bir E noktası seçiliyor. Evet buradan bir E noktası seçeceğim. Rastgele bir E noktası arkadaşlar. Şöyle bir E noktası seçtim. E noktasına evet dikdörtgenin ağırlık merkezinin E noktasına en kısa uzaklığı 5 birim. Arkadaşlar şimdi öyle bir şey varmış ki dikdörtgenin ağırlık merkezinin E noktasına olan uzaklığı kaç birimmiş arkadaşlar? 5 birimmiş. E buradaki E noktası 5 birim uzunluğu sadece burada mı olur? Bir onu düşünmek lazım. E, ee, EB'nin uzunluğu kaç birimmiş? Şunu bir yazalım. 8. BC'nin uzunluğu kaç birimmiş? 8 birimmiş. Yukarıdaki şartlara göre oluşabilen dikdörtgenlerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. He. Ben öyle bir E noktası seçeceğim ki E noktasının buraya olan uzaklığı ağırlık merkezine olan uzaklığı neymiş? 5 olacakmış. Hocam senin o E noktası şöyle de olabilir mi acaba? Şu 5 birim uzunluğu burada 5 birim uzunluğu sol tarafta olmaz mı? Hem sağda hem solda olabilir. O zaman aynı şekli ben bir daha çizeyim arkadaşlar. Şuraya çizdim. O zaman bizim şeklimiz aynı zamanda şu köşegenleri de çizecek olursak şöyle de olabiliyormuş demek ki arkadaşlar. Şöyle buradaki dik çizdiğimde böyle ya. Dik çizdiğimde burası böyle. 5 ee, birim uzunluğu burada 5 birim uzunluğu burada da olabilir. Yani bu sefer E noktası böyle olduğunda bizim burası 8 birim uzunluğunda diyor. Burası da 8 birim uzunluğunda diyor. İşte bu oluşan dikdörtgenlerin alanları nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Demek ki bu dikdörtgen daha küçük. Bu dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen. Şimdi burası 8. Burası da 8. Burası 5. Arkadaşlar şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Burada ne yapabiliriz? 5'i kullanmak için 90 derece karşılık getirelim hocam. Hop şuradan bir dik çizecek olursam. Aynı zamanda bir orta taban oldu mu arkadaşlar burada? Oldu. 8 ise burası kaç yaptı? 4. 4, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgenler 3 oldu burası. Hocam orta taban çizgisi 11 ise burası da 11 yapar. Yani dikdörtgenin bir kenarı kaç yaptı? 22 yaptı arkadaşlar burada. Peki burada ne yapıyor? Hocam yine şuradaki 5'i kullanmak istiyorum ben. Bu 5'i kullanmak için yine dik çizmem lazım. Şuradan bir dik çizecek olursam yine orta taban çıktı mı? Çıktı. Çünkü bunlar birbirine eşit ya. E o zaman 8 ise burası 4. 8'i kullanacağım zaten 4. 3, 4, 5 üçgenler 3 çıktı. Burası kaç oldu? 5 oldu. E hocam bu orta taban çizgisi burası 5 iken burası da 5 olacak. Yani buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Toplamda burası da kaç yaptı? 10 yaptı. Bir dikdörtgende uzun kenar 22 diğer dikdörtgende e noktasının seçimine göre 10 yaptı arkadaşlar. İki farklı durum bazen böyle sorularla da karşılaşabilirsiniz. Bazen 5 birim uzunluğu işte böyle şu dik şurada da anlayabilirdik aslında. İlk başta 5 birimi böyle şey algılayamay algılayamayabilirdik yani şöyle dikdörtgen olsaydı mesela elimizde şöyle bir dikdörtgen var mesela. Şöyle bir dikdörtgen var mesela. Köşegenler de var. E, köşegenlerin kesim noktasından şöyle bir 5 birim verilmiş ya. Surası da 8 birim verilmiş. E, zaten buradaki eşitlikten dolayı dik çizdiğin zaman 4 birim. Ha hocam 5 birim uzunluğu o yoluna da gidebilirdiniz. 5 birim uzunluğu 4'ten büyük olmak zorunda. Ya bu tarafında ya da bu tarafında olacak deyip iki hamleyi de bu şekilde de ilk etapta düşünebilirdiniz arkadaşlar. E, ama aklınızda bulunsun. Böyle bir düşünce tarzı da var. ÖSYM direkt böyle bir soruyla karşımıza gelir mi bilmiyorum ama e, bazen böyle yorumlamalarda <laughs> yapmanız gerekebiliyor arkadaşlar buna dikkat edin. Evet oluşabilen dikdörtgenin alanları toplamı nedir diye soruluyor. 1 22 çarpı 8 artı 8 çarpı 10 8 çarpı 10 soruluyor bize. Yani bu 16, 16, 176 artı 80 soruluyor. O zaman cevabımız 256 yapar arkadaşlar. Örnek 14'ün cevabı 256 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Ken 06 sorusu. Ken 06'nın ne demek olduğunu öğrendiniz değil mi gençler? Öğrenmişsinizdir ya. Evet. Bilmeyenlere. Aa, yoruma yazın bakalım neymiş. Öğrendiniz mi öğrenmediniz mi? Evet gençler ne diyor? Kenar uzunlukları 24 ve 32 olan dikdörtgen şeklindeki bir tablo ağırlık merkezinden çivi ile çakılarak AB kenarı zemine paralel olacak şekilde duvara şey yapmış. Arkadaşlar ben bunu çivi ile aha böyle ağırlık merkezinden şey yapmışım. Ağırlık merkezi dediği yer neresi arkadaşlar? Tam olarak ağırlık merkezi dediğim yer köşegenlerin kesim noktası. Tamam. Çiviyle buradan çakmışım. Bu arada 24, 32. Hocam bu 24, 8 çarpı 3. Bu 32, 8 çarpı 4. O zaman burası da şunlar da tabii birbirine eşit değil mi? Eşit. 8 çarpı 5'ten Pisagor bağıntısından burayı bulurum. Yani 40 yapar. O zaman burada kozunuklar kaçar birim oldu arkadaşlar? 20'şer birim oldu. Tamam. Şimdi tablo döndürüldüğünde şekil 2'deki gibi B köşesi zemine değdiğine göre tablo ilk durumda zeminden en fazla kaç santimetre yukarıya konulabilir diye soruluyor. Yani AB'nin zemine olan uzaklığı isteniyor. Arkadaşlar döndürme işlemini yapalım. Hop şöyle. Bak döndürürken B zemine değecek diyor. Hop böyle. Bak biraz aşağıda olursa zemine burada bir yerde değer. Az yukarı koyarsam zemine şurada bir yerde değer. Biraz daha yukarıda koyarsam hop zemine burada bir yerde değer. Ee, bu dönme işleminde de ne olacak arkadaşlar? Dönüş şöyle olmayacak mı? Evet tam şöyle olacak. Yani dairesel bir hareket yapacak. Bizim o dairesel bir hareketimiz şöyle olamaz arkadaşlar. Zemine değmesini bekliyorum. Yani bu çemberin ne olması lazım? Zemine değmesi lazım ve olabildiğince yukarı koymam lazım. E hocam bizim çemberimiz şöyle olabilir, şöyle olabilir. Normalde değdi ya şu, şu şekilde geçip şöyle de olabilir. Ama benden bu da istenilmiyor. Bak biraz daha aşağıda olmuş oluyor. Benden nasıl istenilen ne biliyor musunuz? Şunun hareketi sırasında şu şekilde tam teğet geçerse teğet noktası aynı zamanda değme noktasıdır arkadaşlar. Tam böyle geçerse hatta çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan e, bu tam dikdörtgenin köşelerinden de geçmek zorunda. Çemberin merkezi burası ya bu da 90 derece ya çapı gören çevre açı 90 derece tam çemberin köşelerinden geçmek zorunda arkadaşlar. Dikdörtgenin köşelerinden. Hocam ben o şeyi çiviyi tam böyle tam bu konumdayken buraya yapıştırırsam buraya koyarsam bizim çemberimiz zemine de değer. Yani burada değmiyor hocam teğet geçiyor hocam. Teğet noktası değme noktası da aynı zamanda arkadaşlar. Aslında değiyor ama değip karşı tarafa da geçebiliyor. Evet dikdörtgenimiz bu şekilde döndürdüğümüz zaman tam anlamıyla dönebiliyor. Ve bizim şart da sağlanıyor. Bizim şart ne? Buraya değmesi. Değme noktası oluyor. Eğer şöyle deseydim. Dönmemesini isteseydim o zaman teğet noktası olmayacaktı. O zaman bu uzunluğu bulurdum. Bu uzunluğun bir küçüğünü alırdım. O zaman tam sayı olması şartını koyardım ama soruda. Neyse ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Tam bu teğet geçtiğinde arkadaşlar çember söyle mi hatırlarsınız. Şimdi hatırlarsınız derken de bana kızıyorsunuz. O zaman daha çemberi görmedik. Çember söz özelliği niye buraya koyuyorsunuz? Arkadaşlar bu 8. sınıfta da gördüğünüz için böyle bu tür şeyler kabul edilebiliyor. Hani belki beni 11. sınıfta izleyen arkadaşlar vardır. 8. sınıfta çemberi gördünüz. Kabul edilip çemberle de ilgili sorular üçgende açı açı çıkıyor. Dik üçgende de çıkıyor. Böyle dik de falan da çıkabiliyor arkadaşlar. Neyse devam edelim. Şurası 90 derece, değil mi arkadaşlar? Evet, merkezden teğet elindirdik. 90 derecedir. Hocam burası 90 derece. Peki bununla bu zemine paralel vermiş. Verilen her bir bilgiyi kullanacağım. Hocam burası 90 derece. A, hocam burası da 90. Şunlar birbirine paralel oldu. Hatta eşitlik de var. Orta taban mı çıktı arkadaşlar? Evet. Yani 24 iken burası da 24 mi oldu? Aynen öyle. 24 olur mu? 12 oldu. Orta tabandan dolayı. E hocam burası 12. E bizim bu yarı çap uzunluğu şuna eşit değil mi? Yarı çap uzunluğu 20 değil mi arkadaşlar? Yani şurası 20. E hocam burası 12 ise çünkü niye 20? Bu yarı çap 12. Bak yarı çap 12. Pardon yarı çap 20. Yarı çap 20. Gördüğün üzere. E o zaman burada yarı çapta 20 olduğuna göre 20 burası 12 burası buraya kaç kaldı o zaman arkadaşım? 8 kaldı. Bizden de zaten AB'nin zemini olan uzaklığı isteniyor. Yani şuradaki uzunluk isteniyor. Cevabımız kaç yapar arkadaşlar? 8 yapar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Yeni nesil bir soru. Böyle döndürme ile alakalı soru tabii ki gelebilecek. E, genelde döndürme ile alakalı soruları AYT'de biraz tercihen kullanıyorlar. Evet, şember konusu da giriyor derseniz de AYT'nin çember konusunda da çıkar kardeşim. Zaten AYT'de de çember konusu var biliyorsunuz. Evet geldik örnek 16'ya. Şimdi örnek 16'da ne var? Yukarıdaki verilenlere göre E noktasının B'ye en yakın olduğu nokta olduğu noktada DE uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Yukarı, yukarıdaki B'nin E'ye en, en yakın. Bak E eleman AC denmiş. Rastgele bir E noktası var. Şu E'de çizilmiş. Diyor ki yukarıdaki verilere göre E noktasının B'ye en yakın olduğu noktada e noktasının B'ye en yakın olduğu nokta neresidir arkadaşlar? E ile aslında tam tersi B'nin e, AC'ye en yakın olduğu nokta demek değil midir arkadaşlar bu? Evet yani burası 90 derece olduğu anda diyor arkadaşlar. DE uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. İki farklı şekilde yapabiliriz. Bir bizim kuraldan yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bu kural nedir arkadaşlar? Hani İçeride bir nokta aldığımız zaman karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit. Şunun karesi artı bunun karesi. E hocam şunun karesi artı bunun karesinden yapabilirsiniz. Ama ben oradan yapmayacağım. Öncelikle 2 kök 5, 4 kök 5 şuraya 2 kök 5 yazayım. Hocam öklit bağıntısından mı bulsak? Hayır. Dal alfa beta ya çünkü e, dik kenarlarda 1'e 2 olan var. Alfa, beta, alfa, beta. Hocam dikkat et büyük üçgende alfadan beta'ya geçiş en sevdiğim şey ney? Alfadan geç, beta'ya geç, 1'e 2. E o zaman burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 midir? Evet. Hocam burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. Yani burası da 4A yapar arkadaşlar. 1, 2 kök 5 üçgeninden A'yı kaç buluruz? 2 buluruz. E burası 4. Burası da kaç yaptı? 8. Şimdi biraz önceki dediğim formülden şuraya x diyecek olursak karşılıklı kenarların kareleri toplamlarından sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da hocam x'i bulmak istiyorum ben. x'i bulmak istiyorsan 90 dereceye karşılık getirmek zorunda değil misin? Evet. E o zaman 90 dereceye karşılık getir dediğimde hop şuradan dikini çizersin. Çizdin dikini. Hani ne oluyordu? Karşılıklı köşelerden çizilen dikler birbirine eşit olmuyor muydu? Oluyordu. Bu özelliğe de bağımlı kalma bence. Devam et alfabeteye. Beta, alfa. E hocam şu üçgende de ben alfa beta benzerliğini kullanabilirim. Hatta hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş oldu deyip Alfanın karesi 2 ise alfanın karesi 2'yi yapıştırırsınız. Buraya da 4'ü yapıştırırsınız. Hocam tamamı 8'de, Buraya da 6 kaldı dersin. Ve x'in karesi 4'ün karesi artı 6'nın karesinden sonuca ulaşırsın. Yani x kare 52 çıkar. x kare 52 ise x de buradan kök 52. Yani 2 kök 13 diye bulursun. Çünkü 4 çarpı 13 olduğundan dolayı arkadaşlar bu. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? 2 kök 13 çıktı. Ve böylelikle bu soruyu da hallettik. Dediğimiz gibi özellikle de halledebilirsiniz. Özelliklerin ispat yardımıyla yardımını da kullanarak üçgen bilgisini kullanarak daha doğrusu sonuca yine ulaşabilirsiniz. Evet gençler geldik son soruya. Bakalım son soru ne diyor? Şimdi şöyle bir şey verilmiş, karton verilmiş. Dikdörtgen şeklindeki bir kartona EF, LK ve NM çizgileri çizilerek birbirine eş 6 tane eş dikdörtgen. Bak görüyorsunuz eş dikdörtgen yapılmış. Devam edelim. Bu karttan önce LK boyunca sonra da EF boyunca katlanıp şekil 3'teki gibi kesikli çizgiler boyunca kesiliyor. Ee, buna göre son durumda kaç parça elde edilir? Aa, çok güzel bir soru. Arkadaşlar ben bilmiyorum da ya bu tür soruları ÖSYM birbirine e, böyle şey yapabiliyor arkadaşlar. Tekrar edebiliyor. Şimdi <laughs> böyle KPSS ales tarzı yerlerde sorduk. Bir TYT'de AYT'de daha sormadı. Yakın zamanda sorabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi önce ne yapmış arkadaşlar? Bu doğru boyunca katlamış. Hop bu buraya gelmiş. Bak bu buraya gelmiş. Şurası buraya gelmiş. Gördünüz mü? Sonra da şu doğru boyunca EF boyunca katlanmış. Onlar da buraya gelmiş. Tamam. Şimdi katlanmış ve şunları şöyle kesmişiz. Böyle kestiğim zaman elinde kaç parça oluyor? Dikkat. Hocam sanki bir parça bu. Sonra bir parça bu. Değil mi? Hatta bu ayrı bir parça olduğunu göstereyim. Ayrı bir parça bu. Kestiğin zaman. Sonra hocam bir bütün de bu. Bunu da siyahla göstereyim isterseniz. Şöyle. Bir bütün de burası. Şöyle siyahla gösterdik. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi biz böyle katlamaları bir önce sola sağa katladık, sonra aşağı katladık. Katlamaları geriye doğru açalım. Yani simetriğini alalım. Önce en son olarak aşağı doğru katlanmıştı. Biz yukarı doğru açalım. Yukarı doğru açtığımız zaman arkadaşlar şöyle şöyle ve şöyle açtığımız zaman dikkat hop şöyle açılıyor kırmızının simetriğine dikkat arkadaşlar şu kırmızı buraya mı geldi evet bu kırmızı burada a kırmızı iki parça değil hala bir bütünlük devam ediyor kırmızılar yan yana hocam şu kırmızıya şunu da şöyle açtığınız zaman yukarı doğru açtığınız zaman simetriğini aldığınız zaman bu doğruya a hocam bu mavi bu maviyle yan yana geldi hocam maviyle mavi yan yana geldi bunlar bitişik. Şimdilik bu bir kağıt, bu bir kağıt. Bu siyah da buraya mı geldi arkadaşlar? Evet siyah da buraya geldi. Yalnız siyahlar ayrı bir kağıt. Bak kesildi burada. Şu ayrı bir kağıt, bu da ayrı bir kağıt. Siyahlar yan yana değil. Evet o zaman şimdilik elimizde kaç tane kağıt var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane kağıt var. Sonra nereye doğru açılmıştı arkadaşlar? Tabii çizgi geçiş şurada da. Bak şöyle. Sonra bu sağa doğru katlanmıştı ama dikkat. Şu buraya gelmişti. Şimdi bunu bu tarafa açacağım. Evet bunu da bu tarafa açtığın zaman hop açtım bak simetriğini alacaksınız şeklin simetriğini. Arkadaşlar şu şekilde açtığınız zaman şeklin simetriğini alın bakalım. Hocam kırmızının simetriği, kırmızının simetriği hop buraya mı geldi? Evet. Şu kırmızının simetriği. Bu kırmızının simetriği de hop böyle mi yansımasını alıyorsunuz böyle? Hocam dikkat dikkat. Şu kırmızı buraya mı geldi? Evet. Bu kırmızı da buraya mı geldi? Aa şuradaki kırmızılar yan yana hala burada bir bütünlük devam ediyor. Hocam şuradaki siyah küçük siyah buraya geldi. Hocam buradaki siyah oldu. Şuradaki küçük siyah da buraya geldi arkadaşlar. Şimdi dikkat. Kaç parça var? Onu bulacağız arkadaşlar. Hangi kalemle? Yeşil kalemle göstereyim. Dikkat. Hocam şurası bir bütün, bir parça. Sonra burası ikinci parça, burası üçüncü parça, ayrı bir siyah, ayrı bir siyah. Sonra burası dördüncü parça, iki siyah yan yana. Bunlar bir bütün. Şurası beşinci parça. Hocam maviler de ikisi yap birbirine bütünsel bir, bir şekilde. Şöyleyken şöyle açılmış gibi düşünün. Ee, burası ne arkadaşım? Burası da mavi. iki tane mavi yan yana altı tane kağıt parçası oldu. Hatta dikkat edin şurada bir balık şekli çıktı arkadaşlar karşımıza. Çok da güzel bir şekil karşımıza çıktı burada. Ve kağıt altı parçadan oluşuyor. Bence bunu burada simetriğini alarak yaptık. Evet simetriğini alarak yapmayı kesinlikle ama kesinlikle bilin. Ee, ama buradaki soruda ne demek istediğimi anlamak istiyorsanız aynen bu şekildeki bir soruyu bir kağıdı katlayarak siz makasla kesin ama düzgün bir şekilde şey yapın. Kestiğiniz yerlerde şurada sıkıntı yaşayacaksınız hocam. Şurada bu iki üçgen ayrılmadı diyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar keserken oradaki noktayı tam şey yapamıyor arkadaşlar. Orada da bir noktada kesiyorlar. Aslında bu orası bir bütün olmadı. Normalde şuradan kestim, buradan kestim. Buradaki noktada birleşmemesi lazım arkadaşlar. Kesildiği için ayrı bir parça oldu ve bu parçaları da lütfen siz de bir dikdörtgeni alın. Aynen bu şekildeki dikdörtgeni alıp siz kendiniz bir de kağıdı böyle açarak yaparsanız ama şu çok önemli. Kağıdı katlayıp işte bir sola katladım bir aşağı katladım ondan sonra kestim. Böyle kağıdı kesip parçalamalı soru ve en son ki şeklin çevresi de sorulabilirdi bize. Çevresi mevresi ya da kaç parça kağıttan oluşur gibi bir şey soruluyorsa bize Geriye doğru açılım yapacaksınız. Geriye doğru simetriğini alacaksınız. Ya yatay doğruya göre simetriyi ya da dikey doğruya göre simetriyi sorulur zaten arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Evet gençler böylelikle dikdörtgeni bitirdik mi? Bitirdik valla. Bitirdik. Dikdörtgen çok kolay. Yalnız burada e, parayay kenarda o tür sorulara çok önem verdiğim için dikdörtgende şu alanlı sorulara hani alanın yarısı olması. Hani şu sorular var ya gençler. Şu alanın yarısı olması. Ya da bu alanın dörtte biri olması gibi sorular da yine dikdörtgende karşımıza çıkabilir. Ee, buna o yüzden dikkat edin. Hatta şu ama böyle bir soruyu çözmüştük galiba. Oranlamaların olduğu sorular vardı böyle. Kısa çizgi paralel çizip de oranlama bakıyorduk. Aynen bu yapıdaki sorular dikdörtgende de karşımıza gelebilir. Paraya kenarda çok yazdım diye o yapıdaki soruları burada yazmadım. Genelde üçgenle ilgili yani şu şekildeki gördüğünüz soru tiplemeleri de zaten ÖSYM'nin en çok sevdiği şeylerdir. Özellikle her sene ya dikdörtgenden ya da kareden mutlaka ama mutlaka bir soru geliyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bir konuydu bu. Evet gençler böylelikle dikdörtgeni bu video ile bitiriyoruz. Zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kare konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.